Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. Kıymetli izleyenler, Ukrayna'da Bayraktar TB2'ler Rus konvoyunu vurdu. Bayraktar TB2 SİHA'ların Rus konvoyunu vurma anı kameralara yansıdı. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından o anları dakika dakika paylaştı. Paylaşımda Ukrayna Genelkurmay Başkanı, maşallah Bayraktar TB2 SİHA'larına ifadelerini kullandı. Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ayları bulmasıyla bölgeden sıcak görüntüler gelmeye devam ediyor. Son olarak Bayraktar TB2 SİHA'ların Herson bölgesinde Rus konvoyunu havadan vurma anları ise görüntüleri paylaştırdı. Ukrayna'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından o anlara ilişkin görüntüler yayınlandı. Paylaşımda Ukrayna Genelkurmay Başkanı, maşallah Bayraktar TB2 SİHA'larına ifadelerine yer verdi. Ukrayna Hava Kuvvetleri dün Bayraktar TB2 SİHA'ları kullanarak Kherson şehrine giren Rus konvoyunun etkisiz hale getirdiğini duyurmuş ve bu etkisiz hale getirilen olayın da görüntülerini dakika dakika paylaşmıştı. Ukrayna Savunma Bakan Yardımcısı işgalin başından bu yana Rusya'nın sadece Bayraktar TB2'lerle 4300 civarında asker, 146 tane de tank kaybettiğini söyledi. Ukrayna lideri Zelenski de Rus ordusunun askeri tesis olmayan sivil yerleşkelere de saldırdığını, ambulansları dahi vurduğunu söyledi. Zelenski, Belarus'tan ülkesine saldırı olmadığı takdirde Minsk'te görüşmelere açık olduğunu söyledi. Zelenski, Ukrayna'ya saldırgan tavır içinde olmayan yerlerde müzakereye açığız dedi. Kremlin'den yapılan açıklamada Rus heyetin Ukraynalı yetkililerle görüşmek üzere Belarus'a vardığı ve Moskova'nın masaya oturmaya da hazır olduğu açıklandı. Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konoshenko da gazetelere yaptığı açıklamada Türkiye'nin gönderdiği Bayraktar TB2'lerden çok sayıda etkisiz hale getirildiği açıklamasını yaptı.